Merhaba, kaçıncı sınıfsın? 6. Önümüzdeki sene ders sayıları azalacak. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Önümüzdeki sene ders sayıları azalacak. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Bence çok iyi çünkü çok çalışıyoruz. Sınavlar çok zor geliyor. Ders sayılarının kısaltılmasının öğrenciler için sağlıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Çok güzel olur bence. Çünkü okulda yoruluyoruz bayağı. Ders sayıları azalırsa iyi olur. Güzel olacak çünkü dersler uzun olduğu için geçmiyor. Herkes kafasını koyuyor, yatıyor. Bence çok iyi olur. Öğrenciler teneffüsü çok sever. Hem de ben de çok sevinirim. İnşallah azalır. Bence güzel olacak çünkü şimdi yoğun olduğu için zorlanıyoruz ders çalışmakta. İleride daha iyi olacağını düşünüyorum. Derslerin azalması aslında bizim için daha iyi oldu ama biraz da kötü açıkçası. Çünkü okuldan erken çıkınca yani erken çıkarsak eğer çok sıkılıyoruz. Çok iyi olmuş bence çünkü sıkılıyorum bazen. Ders hep ders zaten oluyor. Olursa bizim de vaktimiz bazen de oyun oynarız. Çünkü oyun oynama sayım çok az oluyor. Ders sayıları azaldığı zaman derslere daha çok ayrıntıya girecekler ve bu konuda zorlanacağız biz. Bence çok iyi olacak çünkü bayağı fazla ders görüyoruz. Bu da bizi yoruyor. Tatiller de az geliyor. Bence daha iyi olacak çünkü zaten birçok dersimiz var. Hani bir yandan Türkçe, bir yandan matematik çalışınca kafamız karışıyor. Ama onun yine daha az ders olursa hani daha iyi adapte oluruz. Bizim için rahatlık olur. Bizler için daha iyi olabilir çünkü çocuklara fazla dersler ağırlık gelebiliyor. Ve bu bizim, nasıl söyleyeyim, bir derse daha çok odaklanmamızı yorabilir. Böyle. Bence güzel bir şey. Yani zamanımız olacak çalışmaya da, vakit geçirmeye de. Bence öğrencilerin eğitimi için biraz zayıflayabilir ama öğrenciler için bence mutlu bir şey olabilir. Bence iyi olacak çünkü çok ders görüyoruz ve bunları bazı konu anlatımlarından rahat edemediğimiz için anlayamıyoruz. Keşke bizim de Tonguç gibi bir anlatıcımız olsaydı. Zaten derslerimize çok çalışıyoruz. Bir de ders sayıları fazla olunca konuyu fazla adapte olamıyoruz. Bir yandan matematiğe çalışıp bir yandan Türkçe'ye çalışmak da bizim için zor oluyor. Ve bu bizim için daha rahatlık olacak, daha kolay olacak. Ben iyi düşünüyorum çünkü hepsine çalışmak biraz zor oluyor. Kafamız da karışabiliyor. Yani ben iyi düşünüyorum. Biraz kötü olacak çünkü sonuçta öğrenmeye gidiyoruz. Bazı öğrenciler hiç yani derse gitmiyorlar. Her zaman eğlenmeye gidiyorlar. Biz okula öğrenmek için geliyoruz ama hani derslerin azalması bizim için kötü olacak. Çünkü sınavlar da yaklaşıyor eğer çalışamazsak. Çünkü evde çalıştığımız bize yetmiyor. Okulda da çalışmamız gerekiyor. Bu da bizim için kötü olur. Bence güzel olur, harika olur.